Bundan yaklaşık 15 gün önce sizinle yaptığımız programda hocam inşallah babanızı taburcu ederken tekerlekli sandalyeyle babanızı servise çıkarırken de haber yaparız diye temennide bulunmuştunuz. Ama maalesef bazı hastalarda olduğu gibi ki o günde demiştim ben babama, baba birçok hastamızı biz taburcu ediyoruz senin gibi hasta olanları. İnşallah sen de onlardan birisi olacaksın şeklinde söylerken içimden de bir taraftan acaba sabun gibi elimizden kayıp gidenlerden birisi mi olacak babam diye aklıma geliyor ve buna üzülüyorum demiştim. Maalesef ikinci şık oldu. Babamızı yine tekerlekli sandalyeyle taburcu ederken çekilen haberlerden biri yapamadım. Babamızı kaybettik. Rabbim bütün hastalara acil şifalar versin. Bu hastalıktan ve diğer hastalıklardan vefat edenlere rahmet eylesin. Ölene yapılacak bir şey yok. Ama bugün bu haberin yapılmasını benim olur vermemdeki ana faktör, biz sağlıkçıların beklediğimiz ne bir alkış, ne bir ödül, ne bir mükafat. Sadece vermiş olduğumuz hizmetlere saygı çerçevesinde insanların bizim üzerimize sel gibi gelmemesi, yapılan hizmete saygı gösterip kendi canlarını hiçe sayıyorlarsa, bizlerin yapmış olduğu hizmete saygı göstererek birbirlerinden birbirlerini korumaları. Maalesef bu virüs tank gibi, top gibi, füze gibi görünmüyor. Görünmeyen düşmana karşı verilen bu mücadelede bilim insanlarının, Sayın Bakanımızın özellikle bastıra bastıra söylemiş olduğu maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde riayet edilmesi. Benim babam ya öleceksem de 76 yaşındayım hiç olmazsa şu illetten ölmesem diyordu. Bunun sebebi ise inanın ölmekten veyahut da ölüm şeklinden değil, kendi cenazesine katılan insanların kendisinden dolayı bir hastalığa yakalanmamaları içindi. Çok titiz bir insandı. Sadece kendi hayatında değil, kendi öldükten sonra da insanlara bir zarar gelmemesi adına böyle bir talebi vardı. Allah ona rahmet eylesin. Ama geride kalanlar lütfen ve lütfen ve lütfen artık bu işin ciddiyetini anlasınlar. Sosyal medyada dolaşan çok güzel bir karikatür var. Kurt diyor ki, ya ben kurdum niye kaçmıyorsunuz? Koyunlardan biri diyor ki, ya kurt diye bir şey yok, bu komple teorisi. Bir diğeri diyor ki ya sadece yaşlıları ve hastaları öldürüyormuş. Bir diğeri diyor ki ya bizi yakaladı diye illa ısıracak değil ya diyor. Ya bunlardan birini yakalayacak, birini ısıracak, birini öldürecek. O biri siz olduktan sonra gerisinin ne faydası var? Veya sevdiğiniz biri olduktan sonra ne faydası var? Benim kalbim müsterih, ben babama hastalığı taşımadım. Çünkü 6 ay boyunca ben babamın yanına gidip elini öpmedim geçen 2 bayrama rağmen. Yanına gittimse de mesafe ve maskeyle dikkat ederek gittim. İçim müsterih, babam için ben gerekeni yaptım. Ama diğer hastalık bulaştıran insanlar, gerek anne babalarıyla ilgili, gerek diğer fertlerle ilgili olarak ne kadar kalpleri müsterih acaba? Ömür boyu bunun vicdan azabını çekmek de var. Onun için lütfen diyoruz. Bütün sağlıkçılar olarak bir taraftan çalışıyor, bir taraftan yalvarıyoruz. Bakın benim babamın cenazesi kalkalı henüz bir hafta olmadı. Geçen hafta çarşamba günü defnettik babamızı. Herkes bilir ki devlet memurlarının anne babası rahmetli olduğu zaman bir izin süresi var. Ben babamın vefat ettiği gün de dahil olmak üzere işimde, servisimdeydim. Evet, yani buna saygı göstersinler istiyoruz. Buna saygıyı da birbirlerini koruyarak göstersinler. Biz Allah'ın izniyle üstesinden geliriz. Yeter ki birdenbire yığılmasınlar, üstümüze gelmesinler. Her şeyin bir kapasitesi var. Yine biz kendileri için istiyoruz bunu, kendimiz için de değil. Biz eninde sonunda çalışacağız, öyle ya da böyle. 8 saat çalışmayız, 16 saat çalışırız. Gerekirse 24 saat çalışırız. Ama yeter ki insanlar vermiş olduğumuz hizmetten en üst düzeyde faydalanabilsinler. Bana bir şey olmaz diyenler var hocam.
Vallahi onları getirip göstermek lazım. Nasıl bir şey oluyor göstermek lazım belki de. Bu kadar anlatılmasına rağmen anlamıyorlarsa, ama bırakamıyoruz ki. Yani her koyun kendi bacağından asılmıyor. Vermiş oldukları zarar bütün topluma veriyor. Onun için de artık gözlerini açsınlar.